Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzumuz kurbandır. Kurban ne demek? Kurban, kurbiyetten gelir. Kurbiyet nedir? Kurbiyet, yaklaşmak demektir. Neyin neye yaklaşmasıdır? Kulun Allah'a yaklaşması, Cenab-ı Hakk'ın da kulunda tecelli yaklaşmasından ibarettir. Onun için biz kurbanı bir zahir, bir de batın olarak iki sınıfta mütalaa ederiz. Zahir kurban, malumunuz, küçük baş ve büyükbaş hayvanların kesilmesiyle mümkündür. Zahir olan bu kurban, küçükbaş da olsa, büyükbaş da olsa kesildiği zaman biz bunun etini üçe böleriz, fakire, dostlarımıza ve kendimize ayırırız. Veya hepsini fakirlere verebiliriz. Veya imkanımız yok ise hepsini kendimize yiyebiliriz. Bu kurban insanı Allah'a nasıl yaklaştırır? Şimdi günümüzde 700-800 lira bir kurban. Allah için 700-800 lira verebilen bir kişinin elbette Cenab-ı Allah'a karşı inancı olmamış olsa 700-800 lira verip de o hayvanı ne yapmaz? Allah için kesmez. Canı et istiyordu da ondan kesti. Kendi canı et istemiş olsaydı giderdi bir kilo alırdı bahçeden, hesaptan ve böylece kurban kesmeden de bu işi halledebilirdi. Demek yalnız eti istemesi, nefsinin istemesinden mütevellit o kurbanı kesmiyor. Allah'a olan aşkından, Allah'a karşı olan inancından, teslimiyetinden mütevellit 700-800 lira verebiliyor. Demek ki bu onu Allah'a yaklaştıran bir haldir. Zahirde olsa. Bu zahirdedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayatında hadis-i şerifinde diyor ki ben iki kurban atasının evladıyım. Birisi İbrahim aleyhisselam atası vardı biliyorsunuz. Birisi de Ebu Muttalib'in oğlu Abdullah yani Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah için oğlan arzusu etmiş. Araplar uzmanlar çok oğlan evladı istedikleri için Abdullah için de kurban adamış. Ve 100 deve vermiş, devam etmiş. Yün davar vermiş, olmamış. Develer verilmiş, olmuş. Onun karşılığında da Cenab-ı Allah'a böylece kurban kesmiş. İki kurban atasıyım demek suretiyle kendisi de zaten birisi kendisi için, birisi de ümmeti için zahir olarak da kurbanı kesiyormuş. Bu onun zahir yönüdür. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in Hac suresinin 37. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki sizin kesmiş olduğunuz kurbanlıkların etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan tek şey sizin takvanızdır. Allah için ne adadıysanız onu uygulayın. Şimdi insanoğlu bu zahir yönüyle yapılan bu ibadet ve taatların bir de bunun batın yönünün yaklaşımı vardır. Esas yaklaşım batındadır. Bu zahir yönündeki elbette insan sadaka verir, Kur'an okur, namaz kılar, her türlü hayır hasenat yapar. Bunlar da Allah'a yaklaşım sebebidir, vesilesidir. Ama bunlar kişinin mali yönüyle olan ibadetlerdendir. İslamiyet'te bir mali ibadetler vardır. Bir de itikadi ibadetler vardır. Amali ibadetler vardır. Onun için kişi yine batında da iki kurbiyet vardır. Birisi can kurban, birisi koç kurban. Koç kurban kişinin kendi varlığını hakkın varlığında yok etmektir. Yani kendisine nispet etmiş olduğu
efalini, sıfatını, zatını fenaye efal, fenaye sıfat, fenaye zat yapmak suretiyle kendisine nispet etmiş olduğu bu koç kurbanı kesmesi lazımdır. Koç kendisinin nefsinin istek vazularıdır. Kendi varlığıdır. Bu koçu kesmesi lazım. Yani kesmekten kasıt gayriyetlerinden kesmesidir. Yoksa boğazını kesmek suretiyle değildir. Mesela inna atina kel kevser fesallil rabbike venhar akıt diyor. Bunu bütün fesirler kurbanı kes demek suretiyle ifade vermişlerdir. Siz de cehaletinizi kesin. Nispiyetinizi kesin. Şirkinizi kesin. Benliğinizi kesin. Yani benliğinizi kesmek demek vücudunuzu kesmek anlamında değil. Gayriyetlerden, kötülüklerden, nefsi istek arzularından kesme anlamındadır. İşte onun için kişi can kurbanından sonra koç kurbanından sonra can kurbanı da etmesi lazımdır. Hani Yunus Emre'nin bir sözü var. Ben İsmail'im, hak yolunda bu canı kurban eylerim. Çünkü ben koç kurbanı neyim? Koç kurban kişinin varlığından geçmesi, can kurbanı ise ruhunuzun sıfatlarınızdan kemalatıyla tecelli etmesinden ibarettir. Yani teslimiyet sonunda elde edilen bir yaklaşım vardır. Kurban onun için yaklaşımdır. Nereye yaklaşım? Ruhun da sıfatlarından kemalatıyla tecelli etmesine de kurban denir. Can kurban odur. Siz o canı hakkın ve hakikat yolunda harcarsanız canana erersiniz. Tende canım, canda cananımdır hu diyen demiş bir mübarek. Tenden cana kadar gitmek koç kurbandır. Candan canana kadar yaklaşmak ise can kurbandır. Onun için tevhidde de biz fena fillah olasıya kadar olan demde koç kurban yaparız. İdrakımızda ve yaşantımızda hiçbir zaman kendimize artık nispet etmeyiz. Bu varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır deriz. Ne zaman ruh sahibi olduk? Ruh sahibi olduğumuz zaman bu ruhumuzun artık aklımızı, nefsimizi ve bütün şubelerimizi, sıfatlarımızı hak ve hakikat yolunda kullandığımız zaman mutmain olmuş bir nefis haline dönüşmemiz bizim can kurbanı yapmamız demektir. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kesmesinde de bunu anlıyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kesmeye gittiği zaman, bakın dikkat ederseniz, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Üç bölümde tecellisini ifşa etmişiz. Kurban bayramında da kurban keserken bu tekbir getiriyoruz. Ve teşhir tekbirleri de böyle. 23 vakit teşhir tekbiri de getiriyoruz. Ve kurban bayramında kurban keserken de bu tekbiri bir defa kurban keserken getiriyoruz. Ondan sonra Allahu Ekber deyip Bismillah bıçağı çalıyoruz kurbanı keserken. Tabii bir kurbanı kesen adamın bile bir mürşit olduğunu düşünürseniz, Salik'in o kurban olduğunu söylersek, o zaman elindeki bıçak hep kendine doğru kesilmek suretiyle tekbirleri aldığını, o salikin de gayretlerinin kesilmesini, bedeninin kesilmesini değil, gayretlerinin kesilmesi. Günümüze kadar bazı insanlar görmüşüm ben. Adamlar evladını kurban kessin diye kesmeye yeltenmişlerdir. Bazı tarikat ehillerinde gördük bunları günümüze kadar. Gazetelerde falan okumuşsunuzdur. Aslında bir mürşidin bir saliki nasıl kesildiğinin ifadesini Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın dikkat ederseniz bu koç geldiği zaman İsmail Aleyhisselam'ın
yanına gelen koç tarafından geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber iki defa. Allah uludur, Allah yücedir, Allah her şeyi iade etmiştir. Peki neden iki defadır? Çünkü Allah bir celal, zahirde bir batında vardır onun için. Allah celalı da Allahu Ekber'dir, cemali de Allahu Ekber'dir. Zahirde de Allahu Ekber'dir, batında da Allahu Ekber'dir. Onun için yalnız zahir ve batın yönüyle Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Bunu kim söylemiştir? Bunu İsmail söylemiştir. Koç gelirken kayıptan gelen Allahu Ekber, Allahu Ekber ifadesiyle İsmail Aleyhisselam ne demiştir? La ilahe illallah ve Allahu Ekber. La yoktur. La ilah, ilah yoktur. La sanda, hayalde öyle bir ilah yok. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allah benim bildiğim, gördüğüm ve zevk ettiğim, tecellisiyle zevk ettiğim işte Allah Ekber'dir. Demek suretiyle İsmail de tecellisini göstermiştir. Ve İsmail de bunu söylemiştir. Kimdir İsmail? İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın nefsidir. Kişinin nefsidir. İbrahim Aleyhisselam kişinin aslı, o da nefsidir. Nefiste bütün tecelli eden kimmiş? Ekber olan Allah'mış. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bak bunu İbrahim Aleyhisselam söylemiştir. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Artık hem Allah'ın ululuğunun, yüceliğinin ifadesini kullanmış, hem de velillahil hamd. Bütün varlıklar, zerreden küreye kadar bütün yaratıklar hamd ediyorlar Cenab-ı Allah'a. Neden? Çünkü onun tecellisinin dışında bir tecelli yok ki. Hamd ediyorlar. Hamd yalnız Allah'ın zatına aittir. Onun için böylece salikin artık Allahu Ekber, Allahu Ekber diyebilmesi için tevhid mertebelerinden fena fillahın olması lazımdır. Fena fillah olmayan bir kişinin Allahu Ekber demesi taklittir. Allah bütün fena efal, fena sıfat, fena zat yaptıktan sonra kendisindeki ruhaniyet yönüyle bütün vücut ülkesinden tırnağından saç tenine kadar onun enerjisini, onun hayatını gören bir kişi Allahu Ekber der. Çünkü biz namaza bile Allahu Ekber tekbiriyle başlarız. La ilahe illallah ve Allahu Ekber diyebilmesi için İsmail'in onun bütün sıfatlarından o ruhun tecelli ettiğinin zevkine ermesi lazımdır. İşte makam-ı cemden hazret mertebesine tecellisinin idrakıdır bu da. Bunlar, biz ilimle söylüyoruz bunları. Sizi yanıltmasın. Bu ilmi bilseniz, yaşamıyorsanız bu ilimden istifade edemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Yaşamaya özen göstereceksiniz. Ondan sonra da İbrahim Aleyhisselam Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bakın, meratibin altıncı mertebesi olan cembil cemin ifadesiyle bütün fiillerinde artık zatının sıfatından, sıfatının da fiilleriyle açığa çıkışını gördüğü için Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bütün hücreleri dahi Rabbine hamd ettiğini duyan, gören bir tevhid babasının ifadesini görüyoruz. Gördünüz mü kurbanın, kurbiyetin ne olduğunu? Nereye yaklaşıyormuşuz? Uzak bir yerde Allah, zannımızdaki olan Allah'a yaklaşmak değil. Sana şah damarından daha yakın olan Allah, demek ki sen ona yaklaşacaksın. O sana çok yakın ama sen ondan fersah fersah uzaksın. İşte bu fersah fersah uzaklığının idrakına varabilirsen, o zaman meratib-i ilahideki olan evvela nisbiyetlerinden kurtulmak, sonra da zatının idrakı, zatının idrakında Allahu Ekberliktir, sıfatlarının idrakında bütün sıfatlarından tecelli edenin, o ekber olanın olduğunun idrakıdır. Onun dışında başka birisi, hiçbirisi yoktur. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. En sonunda da bütün fiillerinle açığa çıkışılan Allahu Ekber ve lillah hamd demek suretiyle
bir tek kurbanın tekbiri bile meratibi ilahinin başından sonuna kadar bize insan asliyemizin öğrenmesine kapı açmaktadır. Gördünüz mü kurbanı? Yoksa kurban kurbiyettir. Hakikaten yaklaşmaktır. Yaklaşmak ise zandaki hayaldeki bir Allah'a değil, seni sana yaklaştırmaktır. Seni sendekini bildirmektir. Senin kendi özünden nasıl açığa çıkışını sende seyrettirmektir. Gözün bakıyor, halka mı bakıyor, hakka mı bakıyor? Kulağın duyuyor, halkı mı duyuyor, hakkı mı duyuyor? Dilin konuşuyor, halkı mı konuşuyor, hakkı mı konuşuyor? Vücudun enerjisiyle, kuvvetiyle, kudretiyle çalışıyor. Çünkü o sendeki olan hayat, ilim Allah'ın. O ilimi nereye kullanıyorsun? İraden nerede? İraden maddiyeti elde etmekse, maddiyet yönüyle, kudretiyle oraya çalışıyorsun. Senin iraden hakikaten Allah için çalışmaksa, Allah için çalışmanın karşılığında zaten çalış emrine binaen çalıştığın için ben çoluğumun çocuğumun rızkını getireceğim demiyorsun. Çalış emrine binaen çalışıyorsun, Allah da sana oradan rezak ismini rızkı veriyor. Yani dikkat ederseniz bir şeye sahip olma isteği başka, Allah'ın emrine binaen çalışmak başka. Çalışıldığı zaman veren gene o. Ben bir şeye sahip olacağım dediğin zaman ona da sahip oluyorsun, olmuyor değilsin. Ama dediğim gibi niyet iyiyse akıbet iyi oluyor. Niyet kötüyse akıbet de kötü oluyor. Bir insan hakikaten testisini çeşmeye doldurmaya giderse çeşmesinden o testi doldurur. Niyeti yok çünkü. Ama diğeri hakikaten değilse, testi doldurmak değil, o deryada derya olmaksa o zaman da deryada derya oluyor. Niyetinde bakın dikkat ederseniz iyilik var. Aynen bunun gibi. İşte kullar bu kurbiyetiyle Cenab-ı Allah'a yaklaşırlar. Cenab-ı Allah'a yaklaştıkları için de daima kendilerinden tecelli eden Cenab-ı Hak'la beraber yaşamı içerisinde huzur ve mutluluk içerisinde ömürlerini bu alemde bitirdikleri gibi alem-i ahirette de sonsuz mutluluklara hasıl olurlar. Onlar dünyadayken ahiretini yaşarlar. Dünyadayken ahiretini yaşarlar. İşte böylece kurban bayramı diyoruz ona biz. Kurban diyoruz. Kurbiyet diyoruz. Bu idrak edildiğinde yine bize bir kurban da meratibi ilahinin başından sonuna kadar bir tahsilimizin gerekliliğini ve sonunda da Cenab-ı Allah'ın her varlıkta nasıl açığa çıkışının zevkine erdirmesinin ta kendisi olduğunu görüyoruz. Allah inşallah bu şekilde Kur'an-ı Kerim'deki bu kurban meselesini bize nasip eder. Çünkü zahir yöndeki olan hayvanın kesilmesi etler de gitmiyor, kan da gitmiyor. Allah'ın indinde makbul olan sizin takvanızdır diyor ayet-i kerime. Peki takva nedir? Takva Allah'a hakikaten yaklaşma formüllerinin tümünü bilerek uygulamaktır. Yoksa Allah'tan korkmak değildir takva. Allah'a korkarak yaklaşılmaz. Allah'a severek yaklaşılır. Ben hakikaten kendi nisbiyetlerinden kurtulduktan sonra Cenab-ı Hakk'ın bir vahdet tecellilerinin zevkini ereyim. Sonra kesrette nasıl tecelli etmiş, nefsimde nasıl tecelli etmiş ruh, onu göreyim. Ondan sonra da ruhumun sıfatlarımdaki tecellisinin zevkini erdikten sonra o sıfatlarımdan benim artık hakkı görmemem, hakkı duymamam, hakkı konuşmamam mümkün değil. Ama benim niyetimde hakikaten o ruh olan benim özümün sıfatlardan gayret olarak tecellisi zuhur ederse o zaman benim gözüm ayneti görmesi mümkün değildir. Gayreti görür. Kulağım ayneti görmesi, duyması mümkün değildir. Gayreti duyar. Ağzım hep gayreti konuşur. İnsanlara vardığınız zaman yanına gidiyorsunuz, dünya keleminden başka bir şey konuşmuyorsa amma da ruhum sıktı diyorsunuz. Neden? Çünkü ruh Rabbinin emrini dinlemek ister. Bizim sohbetlerimize şu duyuyor musunuz siz? Herhangi bir hak kelamının dışında bir kelam söylediğimizi. Çünkü biz bunun dışında bir kelam söylemeyiz. Söylüyorsak hakkı konuşuruz. Söylemiyorsak sukut ederiz.
Tevhid bu. Yoksa Ahmet'in gıybetini yapmak, Mehmet'in eksikliğini saymak, bu nakısiyetin ta kendisidir. Eksikliğin ta kendisidir. Onun için Cenab-ı Allah inşallah bize layıkıyla hem zahir olan kurbanımızı kesmeyi hem de batın olan kendi özümüzdeki olan kurbiyeti yani yaklaşımımızı sağlasın. Çünkü bu yaklaşım sağlanmadığı takdirde o kurbanı kesmiş olamayız.